Bu bölümde tekrar hem piyasaları konuşacağız Barış Ürkün'de, sonrasında Pegasus CEO'su Mehmet Nani bizlerle birlikte olacak. Havacılık sektörüne de değineceğiz efendim. O yüzden Barış, teşekkür ediyoruz şimdiden beklediğin için. Yani ulaştırma sektörü bir tarafta, bir tarafta da aslında hava yolu ulaşım sektöründe ayrıca yorum isteyeceğim senden, ama Borsa İstanbul özelliğine tekrar gidelim. Bu ay, Kasım ayı aslında en çok getiri sağlayan yatırım aracıydı BIST endeksi. Tabii hisse bazında da değişkenlikler mutlaka gösteriyor. Bu ayı nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü çokça gelişme hem küresel hem yurt içinde beklenti arasında. Öncelikle demin söylediğimden kaynaklı olarak bir ufak düzeltme yapacağım. Az önce yanlış sektör ismi söyledim. Kimyasal, yani kimya sektörü hisseleri bugün hareketliydi. Yani bugünkü yatay hareketlere rağmen aynı zamanda madencilik sektörü ve enerji sektörü hisselerinde bugün hareketlilik vardı. Onları bir düzelteyim öncelikle. Diğer taraftan bakarsak, evet, yani Kasım ayı oldukça iyi geçti. Yani burada özellikle Kasım ayı içerisinde bazı konularda değişimler sağladık. Yani bu özellikle yabancı yatırımcı tarafında biraz daha morallerin düzelmesiyle alakalı olarak, onun biraz daha yabancı yatırımcı ilgisiyle karşılaştık. Nitekim yani Kasım ayının son 3 haftasında, yani azalsa da aslında etkisi, yabancı girişlerinin 1.3 trilyon dolara kadar ulaştığını gördük. Milyar dolara kadar ulaştığını gördük. Bu bağımda baktığımızda bu ilginin neticesiyle birlikte yerli yatırımcı zaten Borsa İstanbul'da hala bununla birlikte iyi bir hareket yakaladık. Şimdi tabii Aralık ayı başı itibariyle o hikayeyi geride bıraktık. Şimdi yavaş yavaş yeni bir hikaye arayışına doğru giriyoruz, ama o hikayenin ne olacağı Aralık ayının başında olmamız itibariyle tam anlamıyla şu anda aslında bilinmiyor. Yani burada biraz daha işte Aralık ayı içerisinde takip edeceğimiz en önemli gelişmeler, işte bu hafta az önce söylediğim gibi yaptığımların gelip gelmeyeceği ile alakalı biraz bence olacak. Buna dayalı bir bekleyiş havası burada gerçekleşebilir. Özellikle işte dediğim gibi hafta ortasından sonraki günlerde, işte çarşambadan sonra, işte perşembe ve cuma günleri biraz daha bu konu herhalde netlik kazanır gibi geliyor bana, ama özellikle benim beklentim Avrupa kanadında bu Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde bir yaptırım konusunda net bir tavır çıkmayacak. Kendi beklentim bu yönde, yani bu şekilde tahmin ediyorum. Bununla kaynaklı olarak çok ciddi bir satış baskısı yiyeceğimizi düşünmüyorum. Yani beklentim o yönde, ama olursa da bu satış baskısı endeksin de gelmiş olduğu yukarı yönlü hareketliliklerle birlikte 1300 üzerinde hala devam ediyoruz kalmaya. Düzeltme hareketleri yaratabilir. Bunun ben aslında bir nevi yerli yatırımcıdan ziyade yabancı yatırımcının bir talep göstergesi olabilir şeklinde algılıyorum. Yani burada çok ciddi bir yaptırım çıkmayacak. Bu konuyu atlatıyor olacağız. Daha sonra bir miktar bunun beklentisiyle ne olur ne olmaz şeklinde bir miktar satış yedikten sonra bu düşüşleri düzeltme olarak algılayıp sonra tekrardan bir tur yukarı gelme potansiyelini, özellikle yabancı yatırımcının algısıyla birlikte, tekrar gelişiyle birlikte bence burada görürüz gibi tahmin ediyorum. Umarım da böyle olur. Nitekim atmış olduğumuz adımlardan sonra yapısal dönüşüm adımlarını süreceğine sinyallerin geldiğini görüyoruz hala. Cumhurbaşkanımızdan hala işte Türkiye'yi yabancı yatırımcılara bir cazibe merkezi haline getireceğimize yönelik açıklamalarda bulunmaya devam ediyor hala. Buna yönelik de baktığımızda son işte enflasyon verisinden sonra da Merkez Bankası'nın özellikle 24 Aralık toplantısında bir faiz artırımı yapabileceğine yönelik bir sinyalin de geliyor olması, ki Naci Ağbal'ın, Hazine ve Maliye Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda da enflasyonu düşürmeye odaklı davranacağımıza yönelik bir sinyal de geldi. Bunun da bir açıdan bakıldığında faiz artırım hamlesi olarak da bir noktada tezahür ettiğini görüyoruz. Ya bu beklentiler fiyatlanmaya devam edilirse eğer Borsa İstanbul tarafında Kasım ayı kadar olmasa da bunu bir hikaye olarak kabul edip, yani Aralık özelinde konuşuyorum, yine bir yukarı yönlü potansiyel sanki koruyabiliriz gibi geliyor bana. Evet. Ama burada bir zorlanma da var. Biraz teknik göstergeler yoruma belirtisi göstermişti. Oradan biraz aşağı doğru hareketlilikler var. Bir miktar da geri çekilme nereye kadar olup olmaz ona bakmamız lazım. Bu noktada da yaklaşık 1300 ile 1310 aralığında bir destek bölgesi var mı yok mu ona bakıyor olacağız. Bunun üzerine tutunmayı sağlarsak önümüzdeki günlerde 1345-1350 bölgesinin üzerinde bir tutunma arıyor olacağız. Bunu sağladığımız ölçüde yukarı hareketin 1400'e doğru geldiğini görebiliriz. Böyle bir ay perspektifi çizmek mümkün gibi gözüküyor. Çünkü aşı konusunda da iyi ilerlemeler var. İşte umuyoruz ki iyi sonuçlar elde edeceğiz buradan. Bunun olumlu etkisi yurt dışındaki piyasalara olumlu olarak yansımaya devam ederse bunun yurt içi piyasalara da etkisini olumlu olarak görmeye devam edebiliriz. Nitekim gelişmekte olan ülke piyasalarına girişlerin olduğunu görüyoruz.
Bu noktada da son günlerde özellikle yabancı raporlardaki Fitch'ten de bugün rapor geldi. Bankacılık sektörüne ilişkin olumsuz bir şey çok fazla söylememişler. Bazı olumsuz noktalar var ama en azından olumlu yerlerini de belirtmişler. Bununla birlikte baktığımızda bir olumlu hikayeyi buradan belki çıkartabiliriz diye açısı bekliyorum ben. Evet, peki Barış, bugünün özelinde sormaknın dışında özellikle aşı haberleriyle de önemli ölçüde talep görmeye başladı hisse bazında. Ulaştırma sektörlerinin başında gelen havayolu şirketleri, Pegasus ve Türk Hava Yolları özelinde. Şöyle bir değerlendirme almak isteyeceğim senden. Tabii, yani şimdi doğal olarak salgın dönemi içerisinde en fazla bundan etkilenen sektör tabii ki ulaşım sektörü oldu. Yani tabii burada havayolu şirketlerinin çok büyük bir hani darbe aldığını gördük. Yani burada finansal anlamda konuşmayalım. Yani yolcu sayısı anlamında ciddi darbeler alındı. Doğal olarak insanların çoğunun dünyanın genelinde birçok ülkede karantin önlemlerine gitmesiyle, sınırları kapatmasıyla birlikte ciddi oranda yolcu doluluk oranlarında uçakların düşüşler meydana geldi ve bunları da kısıtlamalar kaldırılsa bile tam anlamıyla toparlayamadığı bir süreci de yaşadık özellikle yıl ortasından sonra. Ve tabii ki bu sonuç gelinen nokta itibariyle bakıldığında artık bundan hani nasıl kurtulabiliriz bu salgından ona doğru biraz da aceleci bir tavra doğru girmiş bulunuyoruz. Bu noktada da aşıların birbiri ardına çıktığı ve hızlı bir şekilde kullanıma sürüldüğü bir döneme girmiş bulunuyoruz. Burada hepimizin temennisi yani bu aşıların tam anlamıyla bence sonuçları bilinmiyor. Faz 3 çalışmaları tam sonuçlanmadan tam anlamıyla yan etkilerinin ne olduğu bilinmeden biraz kullanmak zorunda kalınacak. Buna da aslında dünyanın mecbur kaldığını düşünüyorum ben. Bunu da bir taraftan anlamak gerekiyor. Doğal olarak bunların hepsi ulaşım sektörüne de tabii ki yansıyor. Ve bu gelişmeler eğer olumlu şekilde ilerlerse artık 2020'yi tamamladık. Yani Aralık ayını bu noktada çok artık hani pas geçmek lazım. 2021'in ilk 3 ayı itibariyle bu aşı uygulamaları başarıya ulaşırsa yani insanların biraz daha kendini güvende hissetmesiyle birlikte, sınırların tekrardan daha rahat bir şekilde açılmasıyla birlikte, kontrollerin bir miktar daha gevşetilmesiyle birlikte biraz daha toparlanma yönünde gitmesi bu noktada muhtemel gibi gözüküyor. Fakat o kadar fazla darbe yendi ki, yani dünyanın geleneğine baktığımızda birçok havayolu şirketinin işte bazılarının iflas ettiğini, bazılarının destek ihtiyacında olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada Türkiye'de de bazı adımlar atılıyor, ülkemizde de. Bununla ilgili işte geçenlerde de vardı özellikle ulaştırma sektörüyle ilişkin, havayolu şirketlerine ilişkin yeni destek paketlerinden bahsedildi. Özellikle bu önemli çünkü dediğimiz gibi gerçek anlamda bir toparlanma sağlanamadığı için hala aslında 2021 için bir belirsizlik de hala hakim olduğu için bu desteklere oldukça fazla ihtiyaç var. Bunların sağlanması lazım ki 2021'in en azından yaz döneminde başladıktan sonra turizm sezonunun umuyoruz ki canlanmasıyla birlikte havayolu şirketleri daha rahat bir nefes alsın. İnşallah da o yönde ilerler. Desteklerle birlikte ilerlemek zorunda kalınacak bir süreç var önümüzde diye düşünün ulaşım sektörü adına. Evet, Barış, umut verici bir sektör. Tabii önümüzdeki dönemlerde hızlı aksiyonlarla birlikte tekrar ülkelerin kapılarının birbirine açmasıyla farklı bir noktaya mutlaka gelecektir. Peki birazdan da Borsa İstanbul'u kapatacağız. Belki arada sözünü kesmek zorunda kalabilirim ama yarınki beklentileri nasıl, BIST 100 endeksinde bir oynaklık olur mu yoksa bu seviyelerde mi devam eder? Yani dediğim gibi yani ben haftayı ikiye bölüyorum. Yani pazartesi, salı, nispeten çarşamba. Çarşambadan sonra biraz daha bu olan biteni takip edecek bir sürece girebiliriz. O yüzden ben yurt dışının fiyatlamasına da bağlı olarak işte bu yeniden ticaret savaşı gündeme geldi. Uzunca bir süredir unutmuştuk. Hafızamızın arka taraflarına gidiyor gibiydi. Biraz sonra tekrar geri geldiğini gördük bir süre sonra. Tabii bunun etkisi de yurt dışı piyasalarda bir miktarda belki yatay hareketlilik yaratabilir. Ben Borsa İstanbul tarafında da dediğim gibi bu gelişmeleri izleyeceğiz. Yani burada hem Avrupa Birliği Liderler Zirvesi hem de Amerika'nın alacağı buradaki savunma bütçesiyle ilgili bu katsa yaptırımların ne olacağına ilişkin gelişmeler bence fiyatlamalar etki edecek. O yüzden dediğim gibi yarın da biraz belki yatay, negatif, yine baktığımızda şu andaki görüntü %0.1'e yakın bir düşüş. Birazdan tam sonucu alacağız kapandıktan sonra. Yani buna yakın bir sonuç bekliyorum ben yine. Yani burada yukarıda 1345-1350 bölgesi, evet. Aşağıda da 1315-1310 bölgesi takip edeceğimiz yerler olacak diye evet. Sözü sana bırakayım kesinmeden beri. Borsa İstanbul'da yatay pozisyonda, yatay negatif diyebileceğimiz seviyede kapatıyoruz o zaman.